Mutfağımdan herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay, oldukça lezzetli böyle su böreği lezzetinde 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir börek yapacağız. Üstelik evde bayat yufkalarınız varsa bu tarifi onun içinde uygulayabilirsiniz. Ortaya inanılmaz enfes bir börek çıkacak. Buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. 3 tane yufkayla böreği hazırlayacağız. Yufkalarımızı önceden böyle koparalım. Ben evdeki bayat yufkalarımı kullandım. Normalde video çekmeyi düşünmüyordum ama böyle kopardıktan sonra sizlerle de paylaşmak istedim. Sizin de böyle bayat yufkalarınız varsa değerlendirebilirsiniz. Tabii yufkalarınız bayat değilse de taze yufkayla da böyle kopararak hazırlayabilirsiniz. 3 tane yufkamızı böyle kopardıktan sonra e, sosumuzun hemen yapımına geçebiliriz. Bu sosla börekler su böreği lezzetinde oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. 2 tane yumurtamızı karıştırma kabımıza alalım. Yumurtaları çırpalım. Kullandığınız peynir çok tuzsuz bir peynirse bu aşamada üzerine çok az tuz serpebilirsiniz. 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağımızı alıp çırpmaya devam edelim. Süt ve sıvı yağı çırptıktan sonra üzerine bir şişe maden suyunu dökelim. Daha önceki videolarda sormuştunuz ben sade maden suyu kullanıyorum. Meyveli falan değil. Sizler de mutlaka sade olanını kullanın. Fırın kabımıza tereyağı sürelim. Ben sürerken böyle peçete kullanıyorum. Çok daha kolay sürülebiliyor. Evet her tarafını tereyağıyla iyice yağladıktan sonra şimdi böyle parça parça koparmış olduğumuz yufkalarımızın yarısını hemen tabanına döşeyelim. Yufkaları böyle elimizle açarak döşedikten sonra bugün böreğimi peynirli harçla hazırlayacağım. Dolapta böyle maydanozlu bir iç harcım vardı onu kullanacağım. Sizler dilediğiniz iç harcı kullanarak hazırlayabilirsiniz. Peyniri yufkaların üzerine böyle her tarafına gelecek şekilde eşit miktarda yayalım. peyniri iyice yaydıktan sonra geriye kalan böyle parçalanmış yufkalarımızı peynirin üzerine tekrar döşeyelim. Döşerken mutlaka elimizde böyle yufkaları hafifçe açalım ki böyle basık bir börek olmasın. İnanılmaz kolay ve gerçekten çok lezzetli bir börek. Sadece 5 dakikada bu böreği hazırlayıp fırına verebilirsiniz. böreğimiz hazır. Şimdi sosumuzu tekrar çırpalım ve dikkatli bir şekilde her tarafa eşit gelecek şekilde üzerine gezdirelim. Zaten sosumuz oldukça bol bir sos oldu. Yufkalarımız bayat olduğu için bu sosu çok güzel çekecek ve daha sonra gerçekten su böreği lezzetinde harika bir börek olacak. Sosunu gezdirdikten sonra isterseniz direkt fırına verebilirsiniz veya üzerine biraz çörek otu susam serpiştirebilirsiniz. Ben bugün üzerine biraz çörek otu serpiştireceğim. Çünkü çörek otu ve peynir uyumu gerçekten çok güzel oluyor. Böreğimiz hazır. Önceden ısıtılmış 200-220 derecelik fırında. Fırının alt tarafında pişirelim ki böyle cam fırın kaplarının altı genelde biraz geç pişiyor. Bu çok önemli bir detay. Buna lütfen dikkat edelim. Evet böreğimiz 45 dakikanın sonunda pişti ve muhteşem şekilde kabarmıştı. Şimdi ilk sıcağı çıktıktan hemen sonra dilimlemeye geçebiliriz. Böreğimizi çok fazla soğutmadan hemen servis yapabiliriz. Gerçekten çok güzel bir börek oldu. Sizler isterseniz böreğinizi hazırlayıp böyle yemeğe yakın fırınlayabilirsiniz. Sosunda da bekleyebilir. Tabi buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Dilimlenmiş böreği şimdi sizlere yakından göstereyim bakar mısınız kat kat böyle su böreği görüntüsünde ve lezzeti de gerçekten su böreği lezzetinde oldu. Mutlaka denemenize tavsiye ederim. Böreğimizin görüntüsü kadar lezzeti de tam yerindeydi. Sizin de böyle evde bayat yufkalarınız varsa bu tarifle değerlendirebilirsiniz. Tabi bu tarif için bayat yufka şart değil. Normal yufka da alıp yapabilirsiniz. Gerçekten muhteşem, inanılmaz pratik bir tarif. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Pratik böreğimi nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Sizler de böyle değişik, denenmiş ve gerçekten garantili börek tarifleri arıyorsanız kanalımda mevcut. Ee, videonun alt kısmına hemen linkini bırakacağım. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Börek tarifimi beğendiyseniz beğenip yeni tariflerim için isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.